Herkese merhaba. Bugün çok robotlu keşif projesinden bahsedeceğim. Bu projede iki tane kara aracı, bir tanesi hava aracı kullanıyoruz. Ve projenin temel amacı bilinmeyen bir ortamda bu araçları kullanarak bir haritalama yapmak. Yani keşif gerçekleştirmek. Bütün robotlar otonom kontrol merkezine bağlı durumdalar. Burada ise bir tane harita birleştirme nodu görüyorsunuz. Buradaki harita birleştirme nodu iki adet araçtan gelen haritaları alıp birleştirip daha sonrasında bunu otonom kontrol merkezine iletiyor. Burada ise genel bir mesaj trafiği bulunuyor. Bizim otonom keşif nodumuz 3 ayrı thread çalıştırıyor. Bu her thread bir tane aracı kontrol ediyor. Araçların durumu müsait olduğunda bu not araca optimal rotayı veriyor ve bu şekilde keşif işlemini gerçekleştiriyor. Hava aracındaysa hava aracına bir hedef konum veriyor. Burada kara aracının hedef seçme mekanizmasını görüyorsunuz. Hedef seçme mekanizması şu şekilde çalışıyor. Öncelikle haritada sınır gruplarını belirliyoruz ve sonrasında bu sınır gruplarının ağırlık merkezini de belirliyoruz. Burada gördüğünüz gibi sınır çizgilerimiz bulunuyor. Bu sınır çizgilerinden en iyi 5 tanesini seçiyoruz. Diğerlerini göz ardı ediyoruz. Sonrasında birinci filtre alanında sınır çizgisi arıyoruz. Eğer birinci filtre alanında yani robottan K kadar mesafe uzaklıkta bir sınır çizgisi bulunuyorsa veya birden fazla sınır çizgisi bulunuyorsa bu sınır çizgilerinden en büyük olanını seçiyoruz ve robotu buraya yönlendiriyoruz. Eğer burada herhangi bir sınır çizgisi bulunmuyorsa ikinci filtre alanına geçiş yapıyoruz ve daha büyük bir alanda arama yapıyoruz. Eğer burada da yoksa bütün haritada arama yapıyoruz ve bütün haritada bulamazsak yani keşif sonlanmış oluyor. Burada robotlar aynı noktaya gidebilir veya benzer noktalara gidebilirler. Bu yüzden eğer seçilen bir nokta varsa bu noktanın XY koordinatını kara listeye kaydediyor bizim otonom kontrol nodumuz ve bu kara listeye göre hedef seçme işlemini de gerçekleştiriyor. Örneğin burada burası hedef seçilmiş olsun ve bu XY koordinatı yazılmış olsun. Bir başka robot bu XY koordinatını seçemez. Ayrıca bu XY koordinatına örneğin burada R kadar uzaklıktaki olan noktaları da seçemez. Buradaki çemberin yarıçapını ayarlayabiliyoruz. Böylece robotlar benzer yerlerde dolaşmış olmuyorlar. Buradaysa drone için kontrol mekanizmasını görüyorsunuz. Drone kontrolü başlatıldığı anda drone kalkış yapıyor ve sonrasında bir hedef bekliyor. Bu hedef XYZ formatında. Bizim drone'daki temel amacımız drone'un kamerasından araçları gözlemleyebilmek. Bu yüzden kamera görüş açısını iki aracı da kapsayacak şekilde yerleştirmeye çalışıyoruz. Z hedefi bu şekilde belirleniyor. Burada bir F fonksiyonu yazdık. F fonksiyonu basitçe bu girdileri alarak sonrasında bir hedef nokta veriyor ve drone ise PID kontrollerle buraya ilerliyor. Kısaca kodları göstereyim. Burada bütün robotları gazebo ortamında başlatmak ve sonrasında Arviz'de başlatmak için kodlar bulunuyor. Bütün robotlar bu arada namespace'lerle başlatılıyor. Daha sonrasında burada bizim keşif nodumuzun kodları yer alıyor. Keşif nodu buradaki konulara abone olmuş durumda ve 3 ayrı thread'le işlemi başlatıyor. Buradaki kodları detaylı açıklamıyorum. Burada ise drone kontrol nodumuz bulunuyor. Drone kontrol nodu bir hedef nokta geldiğinde drone'u oraya götürmekle sorumlu olan nod. Burada birleştirme nodu bulunuyor. İki adet haritayı alıyor ve uygun bir şekilde birleştirip bu haritayı publish ediyor. Burada ise rota takip bulunuyor. Rota takibi bir not olarak yazdım. Burada rota takip örneğin Multi Robot Launch'ta bir tane robot için başlatılıyor ve robota özel TB3 pet diye isimlendiriliyor. Eğer buraya bir pet mesajı gelirse node çalışıp robotu o noktaya götürüyor. ROS grafın hali de bu şekilde. Burada exploration nodumuz var. Bu node buradaki pete yayın yapıyor. Daha sonrasında
Pet de kontrolü gerçekleştiriyor. İki tane robotumuz var. TB0 ve TB1 diye. Bu da drone'umuz. Drone da hedef nokta gönderiyor. İletişim şeması bu şekilde. Şimdi demo videosuna geçelim.